Evet arkadaşlar, bizim hisselerimiz ne oldu, neler yapıyoruz hemen açıklayalım. Trabzon Liman'da hisse arttırımına gittik. SNGYO'da hisse arttırımına gittik. 3,07'den aldım. Ondan sonra yukarıdan aldım. Maliyet 3,15'ti. Şu an 3,15 kapanış fiyatından bir daha aldım. Sürekli arttırıyorum. Yani ne olmuştu arkadaşlar burada? 1,5 daha hisse koydum. Şimdi şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bizim burada Türkiye'de sattığımız, aldığımız hisseler paramızın %1'i kadar. Yani ben bu hisselerin tamamını kaybetsem bile %1 param kayboluyor. Tamam mı? Ancak Amerika bazında alıp sattığım hisseler paramın %6. Şu an için %6'sı kadar. Yani bu hisselerin 6 katı kadar. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'de bizim hissemiz az. Pozisyonlanmaya devam ediyoruz. Lot arttırımına devam ediyoruz. Ve düşüyor mu? Düşüyor arkadaşlar. Nereye kadar düşer bilmiyorum. Şu teknik analizde biraz daha düşer, sonra geri çıkar. Şu şekilde düşünün. Biz buralarda almıştık. Şöyle yükseliyordu. Almıştık biraz. Ve şu anda geri dönüş yapıyor. Çok önemli değil arkadaşlar. Trabzon Liman aldık. Bekliyoruz. Onu da bekliyoruz. Bakın bu da aşırı doyumlara gelmiş. Ancak bilanço açıklamadı. Bakın bütün bilançolarınca bir tek bu açıklamamış. Bakın burada 2023 olmadığına göre bilanço açıklamamış. Öyle bir bekliyoruz. Yani bekletiyor bizi arkadaşlar. Ne açıklayacak belli de değil. Neyse bakalım. Pahalı mı? Pahalı da değil arkadaşlar. Trabzon Limanı tekrardan bakayım. Nerede bu? Trabzon Liman. Evet, yani iyi bir bilanço getirirse daha da düşer. Evet. Yorgunluktan gözükmüyor. İyi bilanço getirirse daha da düşer arkadaşlar. Ancak piyasa defterleri artık 4,5'a geldi. Kemale erdi. Bakın bilançoları iyi gelmeyenler ne oldu? Yukarı doğru çıktı arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şuralara geldi. Bazıları. Çok iyi olanlar aşağıları yukarılara çıktı. Mesela ARD yazılım arkadaşlar. ARD yazılımda biliyorsunuz %25 alıp çıkmıştık. Şu an bugün yine yükseldi. Çünkü bir kumar var diyordum. Bir inip bir çıkıyor falan bir şeyler oluyor. Bakın bu da aşırı şeye geldi. Şimdi bazılarını takip ediyoruz tabii ki. Şunları takip etmeye başladık. Gezinomi. Çok hareket yapmış. Bu da dönebiliyor. Bimaş arkadaşlar. Bimaş'ın bilançosu güzeldi ama niye böyle satış geldi anlamadım. Kerevitaş arkadaşlar. Bizim GSDH beğendiğimiz şirketlerden biri. Ancak bunlar teknik anlamda dönüş sinyali veriyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu buradan düşecek artık diyorum. Yani şöyle düşünün. Teknik anlamda böyle bir sinyal veriyor. Anlamış değilim yani. Düşmeyebilir de ama bir sinyal veriyor. Bu düşme sinyali arkadaşlar. Bera'ya bakıyoruz. Bağfaş'a bakıyoruz. Bunlar bizim. Bakın bunlar düşme eğiliminde. Bera da öyle. Aslında pahalı bir hisse de değil. Bakın burada teknik anlamda düşme şeyine girmişler. Dediğim gibi burada paramızın %1'i var arkadaşlar. Zararda mıyız? Zararda değiliz. Bakın ARD'yi %25 karla sattık. T-Liman'da karımız var. Yani bakın buralarda aldık. Şöyle yükseldi. İyi bir bilanço sonrası biraz daha yükselirse onu da satacağız. SNGYO'yu da 0,7'den almıştık. Sonra maliyetimizi arttırdık. Bir daha aldık. Sonra bir daha aldım. Yani bugün aldım. Yani dün aldım. Bugün demişim. Dün aldım. 3,15. Yani şu kapanır kapanmaz aldım. Kapandım. 3,15'ten yine aldım arkadaşlar. Fark etmiyor bizim için. Her yerden alırız. İstedikleri kadar düşürsünler. Yani niye böyle diyorum? Şöyle düşünün. Piyasa defter değeri şurada. FK'sı da burada. Bakın. FK'sı 0,84. Piyasa defter değeri 0,44. Daha da düşerse bunlar daha da düşer arkadaşlar. Şu an
dışarıda bir tam ev almanın maliyeti piyasa defter değeri olarak 3'lerde geziyor arkadaşlar. Yani ya da 2,5-3'ler arası. Yani şu an ben ev alayım dediğim zaman piyasa defter değeri 3'lerden alıyorsun evini arkadaşım. Ancak burada piyasa defter değeri 0,44 olan şirketler var. Onun için istedikleri kadar düşsünler. Zaten paramızın %1'i yani bu borsada olan çok önemli değil. Amerika kısmına geçelim. Amerika kısmında Nasdaq'ta var bizim. İşte paramızın %6'sı burada arkadaşlar. Nasdaq'ta. Nasdaq'ta neler oluyor ona bakıyoruz. Bizim fonlardan gaz fonu vardı. Gaz fonunda şöyle şey oldu arkadaşlar. Bakın ben size göstereyim. İşin gerçeklerini göstereyim. Bakın bu gaz fonu şöyle kaça gitmiş? 50'nin üstünden şu anki durumuna göre ne oldu ya? Bakın 50'nin üstünü görmüş. Şu an geldiği duruma göre %75 aşağıya inmiş. Yani bu ne demek? 50 dolarlardan yani 52 dolarlardan 13,42'ye gelmiş. Şimdi bu 13,42'de ne oluyor arkadaşlar? Onu söyleyeyim ben size. 13,42'de şöyle oluyor teknik olarak. Bakın şuradan çok büyük bir destek alıyor. 11,53'ten çok büyük destek alıyor. Sonra burada yataya bağlıyor. Bu normal arkadaşlar. Bakın buradan destek, buradan yatay. Ancak bakın şu sürece baktığımız zaman para çıkışının maksimum olduğu tam nokta burası. O süreçten bu yana doğru para girişi olmuş sürekli. Para girişi olmuş ama hisse güçlenmemiş. Bir güçleniyor gibi yapmış, bir güçlenmemiş. Yani hisse güçlenmesi demek bu şeyin artması demek. Bu hisse de değil fon. Fon arkadaşlar. Fona para girişi olmuş. Şimdi burada her şey olgunlaşıyor. Bir yataya bağlanıyor. Daralıyor. Bakın bu yatay borulardan bahsediyordum. Bunların daralmasından bahsediyordum. Para girişi belli bir noktaya ulaşınca artık bu yukarı kırılır diye düşün. Yani söylüyordum size. Yani ya aşağı kırılır ya yukarı ama artık kırılacak yer aşağı kalmamış. Niye kalmamış? Bakın buradan zaten %75 düşmüş. 5 yıllıktan da bakarsak arkadaşlar nerede neyin ucuz olduğunu görürsünüz. Bakın 5 yıllıktan baktığımız zaman 5 yıl boyunca şöyle çanak kut mu yapıyor ne yapıyor bir şeyler yapıyor arkadaşlar bu. Bakın böyle koskocaman bir gidiş olmuş. Bunun da 5 yıllığın içinde en dip olduğu noktalar 14'ler, 13,89'larda dip olmuş. O dibin de dibine gelmiş şu an. O dibin de daha dibine gelmiş. Onun için alımlar çok artmış. Bakın alımlar çok artmış. Görüyoruz değil mi? Bakın 5 yıllık alımların bakın. Bakın buralardaki alımlara bakın. Buralardaki alımlar ve buralardaki alımlar. Şuralarda çok ciddi alıcılar gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunun yeteri kadar ucuzladığını düşündüğümüz için alım yaptık. Bakın zaten bizim dip dediğimiz noktalar şuralar. Görüyor musunuz? Bakın buradan dibe gelmiş. Burada da dibe gelmiş. Bu dipler 2-3 senede bir görülen şeyler. Her zaman anormal zamanlarda görülüyor. Yani mesela korona krizinde görülmüş. Bu korona krizi. Bu da işte Haziran'da görülmüş. Yani korona krizi de doğal gaz kullanılmadığı için o dipler görülmüş. Şu an yine görülüyor. Şu an niye görülüyor onu anlamıyorum. Yani her taraf durmuş da değil. Ancak arada çok büyük fark var. Burada alıcılar çok. Çok büyük alıcılar gelmiş. Bundan sonra bu yukarı gider arkadaşlar. Yani bu iş hep böyledir. Birileri girer en alttan alır yani sonra iki katına satar. Biz de onun için pozisyonlandık arkadaşlar. Sonra Tesla'da pozisyonlarımız var. Evet arkadaşlar Tesla'da biliyorsunuz şöyle düşerken almıştık şimdi çıkıyor. Yani nerelerden aldık bir ona bakalım 160'lara gelelim. Şuradan aldık bakın gün olarak da Aralık'ın ortasıymış. Ocak, Şubat, Mart oldu vay. Vay 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 ne kadar uğraştırmış bize. Bakın yine bir düşüş sonra tekrardan dönüş şu an yine bir para aşırı satıma giriyor. Şimdi tekrardan dönüş yapıyor. Günlükte %5 yukarıda arkadaşlar. PayPal'da destekler geldi ama bir türlü hızlanamadı bu yükseliş PayPal'da. Bakın çok daraldı artık. Yani bunaldı öyle söyleyeyim. Bunaldı yani bu hisse bunaldı. Bakın gelirlerine bakıyorum da kötü değil arkadaşlar. Piyasa defter değeri 4'lerde.
Amazon'a bakıyorum. Amazon'un gelirleri çok iyi değil ama bu da çok desteğe geldi. Yani şurada bakın. Çok ciddi desteklere geldi bunlar. Artık öyle böyle destek değil yani bunlar. Pozitif kapattı bugün Amerika. Şimdi otomatiğe alalım. Bu da Google. Google'da arkadaşlar Tesla gibi Google gibi şirketlerde teknik pek işlemiyor. Nedense bilmiyorum. Bakın bu burada desteğe gelmiş. Şu an bu destekte de değil. Aslında birkaç hafta önce desteklerdeymiş bu. Şu an için yine pozitif. %3 kapandı. Biz burada pozisyon almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu pozisyonlarımızı biz uzunca tutmayı düşünüyoruz. Yani uzunca dediğimiz faizleri düşürene kadar. Şu an faizleri düşüreceklerini düşünüyorum ileriki zamanlarda. O düşüşlerle beraber biz burada kar yazmaya devam edeceğiz. İzlediğimiz firmalar vardı. Bakın şu firma desteğe gelmişti. Bakın aşırı satıma gelmiş. Destek sayıları bu. Şuralarda bakın aşırı satım bölgeleri bundan sonra dönecektir diye düşünüyorum. Evet. Takibimizde Facebook yükselmiş ciddi bir şekilde. Evet. Amerikan piyasası da böyle arkadaşlar. Günlük olarak yorumlarımız bu şekilde. Herkese iyi günler.